Herkese merhabalar. Veri işleme konumuzla beraberiz. Matematik dersimizde 7'den 8'e hazırlık kampımızda gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Ve kampımızda senle beraber önemli konulara geldik artık. Gerçekten de çok önemli konuları geride bıraktık. Şimdi de daha da önemli konulara geçiş yapacağız. Veri işlemede bunlardan bir tanesi aslında biz bu veri işlemeyi her sene görüyoruz. 5'te, 6'da, 7'de her sene görüyoruz ve 8'de de biz göreceğiz bu konuyu. Çünkü çok önemli bir konu. Grafik çeşitlerine bakacağız. Grafikler arası dönüşme bakacağız ki her sene LGS'de mutlaka sorusu olan bir konu. Şimdi senle beraber 5, 6, 7'nin tekrarını yapacağız. 5'te bir sıklık tablosu üstün grafiğini görmüştük. 6'da yine üstün grafiğine bakmıştık. Aynı zamanda aritmetik ortalama ve iki veri grubuna ait verilerin karşılaştırmasına bakmıştık. Yani ikili e, veri gruplarına bakmıştık ve 7. sınıfta da biz çizgi grafiği, ortalama ve daire grafiği ve grafikler arasında dönüşüme bakmıştık. Şimdi bunların aslında tekrarını yaparsak biz 8'e sağlam bir temelle geçmiş olacağız ve tabii ki bunu yaparken en büyük yardımcımız biliyorsun 7'den 8'e hazırlık setimizi kullanıyoruz. 7'den 8'e hazırlık kampımızda ve 0'dan 8'e hazırlık setimizi kullanacağız çok yakında ve burada 8. sınıfın bütün kitapları, bütün bilgileri var aslında ama biz 7'den 8'e hazırlık setimizde hemen seninle beraber göstermek istiyorum. Bunun içerisinde biliyorsun iki tane kitabımız var. Bir matematik kitabımız var ki çok önemli 7. sınıf matematik kitabımız ve aynı zamanda yaz tatili kitabımız ve bu 7'den e, 7'den 8'e yaz tatili kitabımızda hemen sana göstermek istiyorum. Matematikte veri toplama ve değerlendirme ile başlıyoruz. Bak burada hemen burada açıyoruz. İlk başta beşinci sınıf tekrarı, sonra altıncı sınıf tekrarı... yine sütun grafikleriyle sonrasında yedinci sınıf tekrarını yapacağız. Ve burada dört tane testi yapmanı istiyorum. Bu dört tane testi yaparsan aslında süper bir şekilde tekrarını yapmış olacaksın. Ve sayfa 119'a kadar nereden diyecek olursan da sayfa 112'den 119'a kadar yapmanı istiyorum diyorum. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde burada ödevimizi de verdik bu arada. Dört tane testi yapmanı istiyorum. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Veri işlemede bir kere 5. sınıfta araştırma sorusu sıklık tablosu görmüştük. Aynı zamanda sütun grafiğini de görmüştük. 6'da da görmüştük bu arada. Aritmetik ortalamayı 6'da ve 7'de de görmüştük bu arada. Aynı zamanda 7. sınıfta çizgi grafiği ve daire grafiğine de bakmıştık. Şimdi daire grafiği 8'de çok çok önemli. En fazla karşımıza çıkan grafik daire grafiği. Ama buraya kadar gelinceye kadar mutlaka bu temelleri bilmemiz gerekiyor. Şimdi araştırma sorusu ne demek? Biz bir şey hakkında bilgi alabilmek için bir soru sormamız gerekiyor değil mi? Mesela diyelim ki bak demiş ki en çok hangi sosyal medya uygulamasını kullanıyorsunuz demiş. Sor, çocuklara soru sormuş. TikTok hocam demiş. Snapchat demiş. İşte YouTube demiş. Ee, sen ne de kullanıyorsun? Ben yani. hep YouTube shorts izliyorum hocam. Aynen. Onlar da zevkli. Ya. Ben de izliyorum shortsları falan filan. Ama sonuç olarak bir kere farklı farklı tercihler var. Farklı sosyal medya uygulamanı kullanıyorlarmış. İşte ben bunun için bir araştırma sorusu soruyorum. Birden fazla cevabı var. En önemli şeylerden bir tanesi. Bir araştırma sorusu için birden fazla cevabı olması gerekiyor. Ve belli bir veri grubuna. Mesela burada nereye sormuşlar? 7B sınıfına sormuşlar. 7B sınıfındaki öğrencilerin kullanımları. Mesela 8 kişi Instagram, 6 kişi TikTok, 10 kişi YouTube, 4 kişi Snapchat'ten sosyal medya uygulamasını kullanıyormuş. Dolayısıyla bunlar farklı farklı insanlar. Kaç tane insan cevap vermiş bu sorumuza? 28 tane insan cevap vermiş. Bunların hepsinin toplamı. Ve bunların da farklı cevapları var. Bu çok önemli ve 7B sınıfında 28 kişiye sormuşuz bu sorumuzu. Peki... Bir kere araştırma sorusunda ne önemli? Mesela en çok kullandığınız sosyal medya uygulaması hangisi? Bir gruba yöneltilmeli. Ne demek mesela sınıf olabilir bu veya bir okul olabilir. Peki aynı zamanda birden çok veri elde edilmeli mutlaka mutlaka mutlaka. Mesela insta, aynı zamanda e, youtube... Aynı zamanda başka ne olabilir? Mesela işte TikTok farklı farklı mecralar bize cevap olarak gelirse problem yok araştırma sorusu olabilir. Mesela sınıfımızdaki öğrenciler hangi futbol takımını tutuyor? Bir araştırma sorusu olabilir mi? Araştırma sorusudur hocam. Harikasın. Araştırma sorusu olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray, işte Beşiktaş farklı farklı cevaplar gelebilir ve aynı zamanda sınıfımıza sormuşuz. Evet doğru. Okulumuzun müdürünün adı nedir? Bir araştırma sorusu olabilir mi evladım? Benim? Olmaz hocam. Harika. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü tek bir adı var bu adamın. Dolayısıyla e, tek bir cevaptan başka bir cevap alamazsın. Tek bir okula yöneltilmişsin. Bu araştırma sorusu değildir. Bu da önemli. Peki grafik çeşitlerine bakalım. Bir kere biz bu araştırma sonucunda elde ettiğimiz verileri yani sonuçları... ...işte Fenerbahçe, Galatasaray bilmem hani Beşiktaş ve benzeri... ...bu sonuçları farklı türlerle ifade edebiliriz. sütun grafiği olabilir bu çizgi grafiği olabilir, daire grafiği olabilir. Bak sütun grafiğine dikkat edelim. Burada sütunlarımız var, sütunlarımız var ve bu sütunlarla bir apartmanları temsil ediyoruz gibi düşün. Mesela bu 8 katlı bir apartman, bu 12 katlı bir apartman, bu 10 katlı bir apartman, bu 10 katlı bir... yani farklı verileri karşılaştırmak için kullanıyoruz hangisi daha e, yüksek bir apartman söyleyebiliriz bunu. Mesela burada ise çizgi grafiğinde ise mesela 38 bir anda 32'ye düşmüş. Sonra 36'ya çıkmış. Sonra yine düşüyor falan filan. Yani artış azalışları takip ediyoruz. Bak burada azalmış. Sonra pazartesinden salıya geçerken artmış gibi verilerin aslında artış ve azalışlarını gösteriyor. Azalışlarını gösterir aslında bu. Bu daire grafiğimiz ise hangi Payın daha fazla yani bütünün parçalarını gösteriyor. Hangi e, pay daha fazla diye sorduğum zaman sana burada mesela hemen tak diye mısır diyebilirsin. En büyük e, daire dilimini, en büyük pasta dilimini mısır almış mesela. En küçüğü de pamuk almış mesela. Mesela bu şekilde bir yorum yapılabilir diyoruz. Dolayısıyla parçaları aynı zamanda hangisi daha büyük hangisi daha küçüktür artış azalışları da çizgi grafiği şeklinde yorum yapabiliriz. O zaman sana bir soru. Hemen soruyorum bak dikkat et. Eğer biz bir bütünün içerisinde hangi kısmın daha fazla olduğunu görmek istiyorsak, yani bir bütünün parçalarını görmek istiyorsak ne yapıyoruz? Daire grafiği hocam. Harikasın daire grafiği. Çünkü daire grafiği niye sordun biliyor musun? Sekiz sınıfta bu karşımıza çok gerekiyor. Peki sütün grafiğiyle başlayalım. Sütün grafiğinde bir kere araştırma sorusunu buluyoruz. Ondan sonra bir e, bir araştırma yapıyoruz. En sevdiğiniz mobil oyun hangisidir diye mesela sormuş. Burada arkadaşlarımız da demiş. E, işte e, hemen se senin neler peki mesela en sevdiğin mobil oyunları evladım benim? Fortnite, PUBG, GTA. Harika süpersin. Ben de gerçekten ama GTA sanki mobil değil ama neyse. Fortnite, PUBG, işte GTA, işte farklı farklı cevaplar gelmiş. Burada mesela Roblox demişler. Heyday demişler. Mesela farklı farklı cevaplar var. Bunların da kaç kişinin cevap verdiği de burada var. Dikkat et. Beş, sekiz, üç, dokuz şeklinde. İşte biz burada bir Tablo hazırladık yani verileri düzenli hale getirdik. İşte Ahmet Fortnite demişti, Mehmet e, işte Roblox demişti. Bunların hepsini saydık teker teker ve verileri düzenli bir hale getirdik. 5 kişi, 8 kişi, 3 kişi, 9 kişi. Peki sonrasında ne yapıyoruz? Bak burada e, tabloya göre grafik oluşturacağız. Neydi bunlar? Fortnite'te oynayan 5 kişi vardı, Roblox 8 kişi vardı, e, PUBG kaç kişi vardı? 3 kişi vardı, e, Heyday'de 9 kişi vardı. Şimdi. Dolayısıyla biz bunları ne yapacağız? Gruplandırdık ve sonrasında sütun grafiğine çizeceğiz. Sütun grafiği de apartmanlar gibi düşün. Fortnite apartmanı beş katlı. O zaman buraya kadar çıkacak bir apartman çiziyorum senin için. Maviyle çiziyorum Fortnite apartmanını ve bu şekilde böyle içinde dolduruyorum ki karışmasın. Şimdi mesela e, senle beraber Roblox apartmanı kaç katlı? Sekiz katlı mesela buradan görebiliyoruz. Dolayısıyla sekiz katlı bir apartman çiziyorum. Buraya kadar çıkacak apartmanımız. Ay, ...eşit e, kalınlıkta. Kalınlığın bir önemi yok... yüksekliğin bir önemi var burada. Kırmızı ile çizim onda. Sonrasında... ...mesela e, bir tane de pembiş... ...bir apartman çizerim veya... ...yeşil bir apartman içinde. PUBG apartmanı üç katlıymış. Düdük kadar bir apartman gerçekten de. Dolayısıyla PUBG oynayanların sayısı azmış diyebiliriz. Bunu da PUBG apartman olarak gösterdikten sonra... ...diyorum ki artık en son apartmanımız... heyde apartmanı dokuz katlı. Maşallahı varmış gerçekten de. O zaman hemen bana şunu söyleyebilirsin. Aslında en fazla tercih edilen mobil oyun... ...burada heyde'dir. En az tercih edilense... PUBG'dir şeklinde söyleyebiliyoruz. E, Tonguç evladım benim. Dolayısıyla senle beraber tak diye bunların yorumların sütun grafiğini çizerek yapmış olduk diyoruz. Tonguç 7'den 8'e yaz kampı başladı. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti Tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Hemen geldik bir teknolojik soru. Burada dikkat edelim artık bir sonraki sınıftaki neye geçiyoruz? İki veri grubuyla, iki veri grubuyla sütun grafiklerini oluşturuyorum. Mesela burada hem mavi var hem yeşil var. Hem mavi var hem yeşil sütunlar var. Burada birazcık daha odaklanırsam sen net bir şekilde görebileceksin bak mavi sütun daha düdük kadar ama yeşil sütun daha yüksek. Nisan ayında dikkat ettiysek burada Huawei tabii ki bu Huawei ee, bu bu da Samsung abartma Huawei <laughs> biz burada reklam olmasın diye böyle yaptık Huawei ve Samsung ee, şeklinde yazdık gerçekten çok güzel olmuş şimdi burada Huawei mi Samsung mu daha fazla evladım benim diye sorduğum zaman dersen ki bana Nisan ayında tak Samsung daha fazla versin. çünkü bak yeşil ...maviden daha fazla. Peki... E, ...haziran ayında... E, ...ikisi birbirine eşit görebiliyoruz. Mayıs ayında yine Samsung... E, ...Hulaway'den daha fazla diye söyleyebiliriz. Bak burada... ...bu grafiğe göre biz bir yorum yapabiliyoruz. Bu sütun grafiği. Burada... E, ...hemen bana şunu söyler misin... E, Sence genelde yani toplamda hangisi daha fazla? Samsung. Harikasın Samsung. Çünkü yeşiller Nisan'da Mayıs'a fazla. Burada eşit olmasa rağmen toplamda yeşiller daha fazladır şeklinde bir yorum yapabiliyoruz. İşte bu teknolojik soruda da aslında bu grafiklere bakarak birçok yorumu yapabiliyoruz. Mesela Hulabey marka telefonu satış sayısı sürekli ne olmuş? Bir dikkat edelim. Hulabey maviydi. Mavi burada bu kadar 20. Burada kaç katta bakma. Burada 20 katlı. Burada 40 katlı. Burada 80 katlı bir apartman. Buraya bakalım. Yeşile bakalım. Yeşil 60 katlı. Burada 100 katlı. Burada da 80 katlı bir apartman. Dikkat et. Hulaway sürekli artıyor. 20, 40, 80 sürekli artış göstermiştir. 3 ayda toplam 3 e, ayda toplam nokta nokta adet Samsung nokta nokta adet Hulaway, Hulaway bak hemen bakalım sana beraber. Burada 3 ayda toplam Samsung'a bakalım. Samsung yeşildi. 60, 100, 160, 80 daha 240 adet. 240 adet. Ama Huawei'ye baktığımız zaman e, Huawei maviydi. 20, 40, 80'in toplamı yani 140 adet satılmıştır diyebiliriz. Haziran ayında satılan Samsung marka telefon sayısı Haziran ayında. Bir önceki aya göre nokta nokta adet ne olmuştur bakalım. Haziran ayında ...Samsung 80 tane, bir önceki ay 100 tane. O zaman azalmış, 100'den 80'e düşmüş. O zaman bir önceki aya göre 20 adet azalmıştır şeklinde... ...bütün yorumları bu grafiğe bakarak yapabiliyoruz. Şimdi geldik aritmetik ortalama. Bu da çok önemli. Çünkü biz mesela bir sınava girdik, iki sınava girdik, üç sınava girdik... ...ve sonuçta ortalama sonucumuz nedir diye sordukları zaman... ...ne yapacağım bak, şimdi hemen seninle beraber... Ee, mesela demiş ki e, 12-18 sayının aritmetik ortalaması kaçtı? Mesela sınavdan Allah korusun 12-18 aldık Ort aritmetik ortalamamız ne gelecek mesela? Veya işte sınavdan 80-100 aldık aritmetik ortalamamız ortalamamız ne gelecek acaba? Şimdi burada hemen bakalım. Yapmamız gereken şey çok basit. Aritmetik ortalamayı bulabilmek için verilerin toplamını buluyorsun. Sonra veri sayısına bölüyorsun. Ne demek bu? Mesela 12 ve 18'i topluyorsun ki bunları öğrenmiştik zaten daha önceden. Sonra kaç tane veri var? İki tane var. İki tane sayı olduğu için ikiye bölüyoruz. 12 ve 18'in toplamı 30. İkiye böldüğümüz zaman 15'tir aritmetik ortalaması diyoruz. Bunu bazen AO aritmetik ortalama diye yazabiliyoruz bu arada. Geldik mesela yaşları 24, 32 ve 49 olan bir arkadaş grubunun yaş ortalaması kaçtır demiş bize. He, şimdi buradan bakıyorum. Diyorum ki ya kardeşim bir kere 24, 32 ve 49'u toplamam gerekiyor. Sonrasında kaç tane veri var burada? 3 Üç tane. 3'e bölmem gerekiyor. Bunları toplayıp 3'e böldüğünüz zaman cevabımız 35 çıkıyor. Ee, dolayısıyla bunların ortalaması, yaş ortalaması 35'miş diyebiliriz. Şimdi hemen bir sorumuz daha var. O da şu. Beyin yakan bir sorumuz. Burada sütun grafiğimiz de var gördüğün gibi. Yanda grafikte Tomurcu Matematik sınavından aldığı puanların ikisi verilmiştir demiş. Tamam. Ee, burada bu birinci sınavmış bu da ikinci sınavmış bir de sözlü sınav varmış tamam ee, dönem sonu matematik notu ortalaması 72 olan Tonguç sözlü sınavdan kaç puan almıştı bak yazılı sınavlar bir ve ikinci sınavdan birinci sınavdan bir kere 60'a kadar yükselen bir apartman ikinci sınavda 85'e kadar yükselen bir apartman bir de sözlü var ama sözlüyü bilmiyoruz acaba bu kaç şimdi bunların ortalaması bizim aslında sene sonu ortalamamız değil mi dolayısıyla sene sonu ortalamamız, dönem sonu ortalamamız 72 olacakmış. He, aslında ben 60'ı 85'e ekler bir de soru işaretiyle toplayıp kaç tane olmuştuk? ...üç tane e, parça var. Bu üç parçaya böldüğüm zaman aslında sonuç 72 çıkıyormuş. İşte burada çok özel bir kural var. O da şu. Eğer biz ortalamayı biliyorsak bize vermiş bu aritmetik ortalama. Aritmetik ortalamayı veri sayısıyla çarparsak yani kaç tane veri var? Bir, iki, üç tane veri var. ...bununla çarparsak aslında sayıların toplamını buluyoruz. Yani 72'yi ben 3 ile çarparsam 216 aslında sayıların toplamı oluyor. Nelerin toplamı? 60, 85 ve bunun toplamı oluyor. 60, 85'e eklersek 145 eder. 145, 216'dan çıkarsa aslında sonuç olarak 71 e, sözlü... E, ortalamamız sözün notumuz diyebiliriz dolayısıyla 71 sözün notumuzdur diye sonuca ulaşmış olduk. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil, temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Şimdi geldik çizgi grafiği ile alakalı bazı alıştırmalara. Bu da çok önemli çünkü artış azalışları takip ediyoruz. Bak iki veri grubu var burada Burada mavi Bursa'yı, kırmızı da Adana'yı temsil ediyormuş. Sıcaklık değerleri e, pazartesi, salı, çarşamba. Eee pazartesiden salıya geçerken ikisinde de bir artış var gördüğümüz gibi. Sonrasında bak burada da bir artış var. E, sonrasında maviyi de gösterelim. Şu, pardon, maviyi gösterelim. Kırmızıyı gösterelim. Kırmızı da testten salıya geçerken bir artış var. Buradaki değerler zaten burada gözüküyor. Peki ee mesela pazartesi günü ee Adana'da sıcaklık kaç derece desem hemen dersin ki bana... Pazartesi günü Adana kırmızı 30 dereceymiş. O zaman pazartesi Adana'da 30 dereceymiş. Peki salı günü Adana'da ne kadar? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Şu noktaya bakıyorum. 40 dereceymiş. Bak, 30'dan 40'a çıkmış pazartesiden salıya. Peki Bursa'da pazartesi günü ne kadar? Yine burada 30'muş Salı gününe kadar hop 36'ymiş, 30'dan 36'ya çıkmış Bursa'da. Sonrasında ne olmuş? Salıdan Çarşamba'ya geçerken Bursa'da sıcaklık yani mavi sıcaklık sabit kalmış yine 36-36 ama e, Adana'da sıcaklık hop aşağı düşmüş ve kaça gelmiş hemen şöyle göstereyim tırtık tırtık inmiş. 34 yani 34'e inmiş. Şimdi bakıyoruz. Adana ve Bursa illerine ait üç günlük hava sıcaklığı değerleri verilmiştir demiş. Verilen sıcak değerlerine göre... ...Bursa'nın günlük ortalama sıcaklık nedir diye soruyor bize. Bir kere hemen şunu bana söyleyebilirsin sen. E, en yüksek sıcaklık hangi elimizde görülmüştür? Adana. Harikasın Adana'da bak. Bak bunu hemen ayırt edebiliyorsun. Bak burada kırmızı Adana olduğu için. Peki... E, Bursa elimizdeki günlük ortalama sıcaklıkları sorduysa o zaman demek ki yapacağımız şey Bursa elindeki sıcaklıkları bulacağız. Bursa'da elinde ilk başta pazartesi günü 30'du. Sonra salı günü 36'ya çıkmıştı. Sonra sabit kaldı. Çarşamba günü yine 36'ydı. İşte bu üç günün ortalamasını soruyor. 3 tane verimiz var. O zaman 3'e böleceğiz. Dolayısıyla bu üç günün ortalaması 102 bölü 3'ten 34 derecedir diyebiliriz. 34'tür. Peki salı günü Adana'daki sıcaklık Bursa'daki sıcaktan nokta nokta daha fazladır. Bakalım. Hemen. Salı günü Adana'daki sıcaklık 40 derece. E, Salı günü Bursa'daki sıcaklık 36 derece o zaman kaç derece daha fazladır? 4 derece daha fazladır şeklinde söyleyebiliriz. Peki şimdi geldik daire grafiği oluşturmaya şimdi daire grafiği çok önemli 8'de karşımıza çok gelecek şimdi mesela burada bir tablo vermiş bize Türkçe matematik fen demiş soru sayısı demiş 24-20-16 demiş pazartesi günü çözülen soru sayılarını vermiş bize tamam. Benim de böyle tablolarım var soru sayısını tutuyorum tamam. Şimdi bir kere bunu daire grafiğinde yansıtmak istiyorsak biz e, kullanıcılara göstermek istiyorsak bir kere toplamı bulmamız gerekiyor. Yani burada toplam kaç soru çözülmüş? 24, 20, 16 toplam 60 soru çözülmüş diyebiliriz. 60 buldum. Sonrasında yapmamız gereken şey ise orantı ya da bu formülü kullanmak. İstenen bölü toplam açı bölü 360. Ne demek hemen anlatacağım. Çok basit bir mantık var. Şimdi bir kere formülden yola çıkalım diyoruz ki e, matematikteki açıyı bulmam gerekiyor. Matematikteki payı bulmam gerekiyor. Matematiğin payını bulabilmek için matematik 20 soru çözmüş. Kaç soruda? 60 soruda. 20, 60'ta 20 ise 360 derecede kaçtır diyorum. Burada böyle bir orantı kullanacağım. Ama burada sadece bunu yazdıktan sonra şunu görebilirsin. Şimdi dikkat edelim. Burada aslında ee, bu bunun altı katı. Yani 66 ile çarparsam 360'ı bulurum. Peki aynı şekilde 20'yi de 6 ile çarparsam bunu bulmam gerekiyor. İşte buradan da bunun 120 derece olduğunu söyleyebilirim. Bu 360 derece de bu da 120 derece. Hatta şöyle de yapabilirsin. Bu bunun üçte biri ise bu da bunun üçte biri olmak zorunda. Yani matematiğe ben bir açı çizmem gerekiyorsa şöyle bir açı çiziyorum... 120 derece diyorum ve buna matematik diyorum. Bu şekilde gösteriyorum. Peki aynı şeyi fen birimleri için yapabiliriz. Fen birimleri için yaparsam 16 bölü 60 eşittir. X bölü 360 derece diyorum. Ve açısını bulmaya çalışıyorum. Bu bunun altı katı ise bu da bunun altı katı olacak. Altı katını alınca 96 derece çıkıyor. O zaman şöyle bir açı da 96 derecelik bir açı da fene denk geliyor ve bunu da bu şekilde gösteriyor. Geriye kalan açımızda, geriye kalan 144 derecelik açımızda zaten otomatik olarak Türkçe dersi oluyor. 144 Çünkü toplamı kaç derecedir bunun evladım benim? 360 derece. Dolayısıyla geriye kalan açımızda otomatik olarak ne çıkıyor evladım benim? Türkçe hocam. Harikasın Türkçe. Bravo diyorum sana. Türkçeyi de buraya yazdık. Dolayısıyla matematik Türkçe fen'i bu şekilde gösterebiliyoruz. Peki geldik. Yok deve delirten... Aman Allah'ım nasıl ya? Yok deve soru. Gerçekten de harikasın. Şimdi burada bak. Ee, hemen alalım. M Harika, süpersin, süpersin. Bir de keçi alalım evladım benim. M Harika, süper. Peki koyun? M süper, süper. Deve alalım. M Bravo, evladım gerçekten de inanılmaz yani resmen maestrosun. Bir çiftlikte bulunan 1080 hayvanın türlerine göre dağılımı yanlık köfte vermiştim. Bu verilere göre çiftlikteki hayvan sayının bulalım demiş. Şimdi 1080 toplam hayvan sayısı var. Bize bunu söylemiş, toplamı söylemiş. Şimdi bir kere neydi formülümüz? istenen istenen e, bölü toplam eşittir açı bölü 360. Formülümüz bu. Şimdi bu ineğin açısına baktığımız zaman 90 derece. Şu diklik açısı 90 derece. Bu da 90 derece. Keçi de 90 derece. Ee, deve 100 dereceymiş. Buraya da zaten 80 derece kalır diyoruz. Şimdi bunların hepsinin açılarını 360 derece toplam olması zorunluluğundan bulduk. Şimdi bir kere şunu unutmayalım. E, 90 derece 360'ın dörtte biridir. Yani şöyle bölsek bu da 90, bu da 90, bu da 90, bu da 90'dır. Dolayısıyla 90 derece çeyrek ekmek gibidir. Dolayısıyla aslında bizim bu 1080'in dörtte biri 1080'i bak çok pratik yolla yapıyorum. Dörtte biri 540, 270, 270 tanesi inektir. 270 tanesi keçidir. Bak bu tak diye bulabildim mesela. Şimdi diğer mesela deveyi zor olan deveyi de e, bu formülle bulalım. Deve dediğimiz şey 100 tane pardon. Deve dediğimiz şey bilmiyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. X bölü toplam 1080 hayvan var eşittir. Açısı kaç derece devenin 100. Peki toplam açı kaç derece? 360 derece. Ve bak şimdi bak bu bunun üç katı. Bu da bunun üç katı olacak. O zaman bu da 300 olmalı. İşte 300 deve de olduğunu buradan söyleyebiliriz. Zaten dikkat et. Bak açısının üç katı. Açısı 90 derecenin üç katı. Açısının yüzün üç katı. O zaman 80'in de üç katı 240 olacak. Gel sağlamasını yapalım sana beraber toplamı 270 artı 270 keçi artı 300 deve artı 240 koyun toplamı 1080 ediyor mu? Evet ediyor. Dolayısıyla sağlamasını yapmış oldu. Şimdi o zaman süper bir şekilde ödül sorumuzu yap yorumlara yolla. Hadi bakalım şimdiden derslerinde başarılar. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.